BTC Haber TV'den selamlar. Geleneksel hatırlatmamızla videomuza başlayalım. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Özel haber içeriğimizde bu hafta herhangi bir protokolden daha gelişmiş özellikler sunmayı amaçlayan akıllı sözleşme platformu Cardano'yu inceleyeceğiz. Ve Cardano'nun büyük güncellemesi Vasil Hardfork'un detaylarını sizlere aktaracağız. Vakit kaybetmeden haydi başlayalım. Kripto para piyasasının en dikkat çeken projelerinden biri olan Cardano, 2017 yılında İsviçre'de Ethereum'un kurucularından biri olan Charles Hoskinson tarafından kuruldu. Aslında Cardano'nun gelişimi 2015 yılında başladı ancak 2017 yılında ön satışta yaklaşık 60 milyon dolar toplandı ve ardından piyasaya sürüldü. Ekosistemin en değerli 10 varlığından biri olan Cardano, blok zincirin bilinen tüm problemlerini çözme amacıyla oluşturuldu. Çok geniş bir ekosisteme sahip olan Cardano son dönemde hem NFT hem de Metaverse alanında yaptığı çalışmalarla adını duyurdu. Ocak ayında oyun uygulaması Pavia Cardano ağında başlatılırken bu uygulama Cardano blok zincirindeki ilk Metaverse projesi oldu. Pavia'da yaklaşık 100 bin arazi parseli çıkarıldı. Çıkarılan her parsel bireysel koordinatları olan birer NFT olarak basıldı. Bununla birlikte Cardano tabanlı NFT'lerin sayısı da her geçen gün artmaya devam ediyor. Cardano ağı akıllı sözleşme yeteneklerine sahip önemli bir güncellemeyi en son Eylül 2021'de yaşadı. Alonzo isimli bu güncelleme ağın olduğundan daha hızlı büyümesini ve çalışmasını sağladı. İşte bu güncelleme ile birlikte ağa akıllı sözleşme yetenekleri geldi. Cardano ağı üzerinde DeFi, NFT ve Stablecoin gibi yeni platformların ve projelerin oluşturulması da bu güncellemeyle başlamış oldu. Gerek yüksek performanslı çalışmalarıyla, gerekse planlarıyla 2022 yılında adından sıkça söz ettiren Cardano ağı son zamanlarda yeni bir güncellemeye hazırlanıyor. Cardano'nun 29 Haziran'da gerçekleşmesi beklenen yeni güncellemesi Vasil Hardfork'u anlatmaya başlayacağız ama dilerseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın hatırlatmasını bir kez daha tekrarlamış olalım. Cardano'nun en yeni güncellemesi ismini Cardano topluluğunun önde gelen isimlerinden olan ve geçtiğimiz yıl 67 yaşında hayatını kaybeden Bulgar matematikçi Vasil Dabov'dan alıyor. Ayrıca Cardano'nun yol haritasına baktığınızda geliştirme ve güncellemelerin tarihteki önemli isimlere, yazarlara, sanatçılara ve matematikçilere ait olduğunu görebilirsiniz zaten. Vasil Hardfork, blockchain ağında akıllı sözleşme oluşturma özelliği getiren Alonzo yükseltmesinden sonra Cardano ağındaki en büyük güncelleme olarak görülüyor. Hatta kurucu Charles Hoskinson, güncellemenin ardından çok büyük bir yükseliş dalgasının geleceğini ifade ederken, söz konusu güncellemeyle Cardano'nun akıllı sözleşme yeteneklerinin performansında da önemli derecede iyileşme beklediklerini dile getirdi. Kripto piyasasında gelişen olaylar hakkında sık sık yorumlarını dile getiren Charles Hoskinson, kripto endüstrisini derinden sarsan Terra olayına atıfta bulunarak hızlı hareket etmenin bu şekilde bir felaketle sonuçlanma riskine dikkat çekti. Bunun yanında geçen yıl toplamda 10,5 milyar dolara mal olan DeFi eklerini hatırlatarak sağlam bir altyapı oluşturulmaması durumunda herkesin para kaybedeceğini söyledi. Bu açıklamalar ışığında beklenen güncellemenin temkinli, özenli ve sağlam bir şekilde gerçekleşmesi bekleniyor. Güncellemenin özellikle Cardano'nun akıllı sözleşme platformu Plutus'u önemli biçimde iyileştirmesi bekleniyor ve bu sayede Cardano'yu daha ucuz ve daha hızlı kullanmak için akıllı sözleşmelerin verimliliği de artırılacak. Yaklaşan Vasil güncellemesi referans girişleri, satır içi veriler, referans komut dosyaları ve teminat çıkışları olmak üzere 4 farklı CIP sunacak. Cardano bu 4 farklı CIP ile ekosistemini daha da genişletmeyi ve daha bütünsel bir hale getirmeyi hedefliyor. Vasil Hardfork özellikle merkeziyetsiz uygulamalar ve akıllı sözleşmelerle ilgili olduğu için ağın yeteneklerini geliştirecek. Geliştirilmiş verimlilik ise daha fazla aktiviteye yol açarken bu sayede Cardano ve ADA coin'in daha fazla kullanılması bekleniyor tabii. Oldukça heyecanlı olan Cardano topluluğu yükseltmeyle birlikte ağın Ethereum'a ciddi bir rakip olacağını da düşünüyor. Sonuç olarak tüm bu iyileştirmeler sayesinde ağın veriminin büyük ölçüde artması ve Cardano ağının en etkili zincirlerden biri haline gelmesi bekleniyor. Bugün sizlere Cardano'yu ve 29 Haziran'da gerçekleşecek büyük güncellemesi olan Vasil Hardfork'u detaylarıyla aktarmaya çalıştık. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın.